Ramazan 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı. Bu ayda müminler ibadetlerine daha çok önem veriyor, daha iyi insan olmaya çabalıyor ve günahlardan uzak duruyor. Demek ki oluyor. Demek ki istediğimizde iyi mümin olunabiliyor, yüce yaratıcıya yönelebiliyoruz. Ramazan ayında nefsimize galip gelebiliyorsak, diğer 11 ayda da nefsimizi kontrol edebiliriz. Ama etmiyoruz. Bazılarımız sanki çoklu kişilik sendromu yaşıyor gibi Ramazan ayında başka, diğer aylarda başka bir kişilikle yaşıyor. Mesela Volkan. Ben kazandım be. 11 ay hayatın eğlencesindedir. Hey Tülen be, zar atıyoruz oğlum burada, leblebi değil. Ben varken düşer mi size parayı alma? Kumar. Kardeşim nereye ya? Sıraya geçsene. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım ben. Pide kuyruğunda. Ne var? Buradakiler insan değil mi? Arkadaşı yok mu bunların? Hadi kardeşim hadi sıraya geç. Allah Allah. Kul hakkı ve yalan. Yalan söylemek, kumar oynamak, kul hakkı yemek, alkol, zina, haram lokma. Sadece Ramazan'da günah değil ki. Hayatın her anında ve her zaman günah. Günahlar sadece Ramazan ayında değil, diğer aylarda da aynı zararı veriyor. Ramazan ayına hürmeten daha dikkatli olmak tabii ki güzel. Buna itirazımız olamaz ama... Hocam kusura bakmayın ya. Ben dua ederken içeride dalmışım. Selametle hocam. Bizim sözümüz yılın 11 ayında her türlü günah mübah sayıp, hafif deyimle önemsemeyip Ramazan mübarek ayında dindarlaşanlara. Hocam ben sabah namazını kaçırmayayım diye erken gelmiştim. Yardım edin abi. Aman hocam tamam ben hallederim hocam. Ben hallederim. Allah! Cömertlikleri artar. Bismillah. Ne yapıyorsun evladım sen? Ne demek amcacığım lafı mı olur? Evladım delirdin mi sen? O nasıl söz amca ya? Polonya var bak ister misin? Hem de limonlu. Ne istiyorsun sen evladım? Bir hayır duanı alırım artık. Hadi gel yürüyelim. Evet, yaşlara yardım ederler. Madem bunları biliyorsun, diğer 11 ay neden yapmıyorsun canım kardeşim? Mesut abi yardım lazım mı abi? Allah Allah. Bulaşık falan yıkayayım ya, benim sevap kazanmam lazım. Ya sen ne anlarsın zaten sevaptan günahtan ya. Kaç gündür teravide de görmüyorum seni. Bu işin taksimetresi mi var Allah aşkına? Teravihte görünmüyorsun kaç gündür. Ama diğer 11 ay seni herhangi bir namazda da gören yok. Dini sanki bir sebze ya da meyve gibi algılayıp sezonluk yaşıyorsun. Yaza gelince karpuz, kışa gelince mandalina, baharda çilek neyse senin için Ramazan'da din o manada sanki. Hadi kendini kandırıyorsun eyvallah. Hadi toplumu da kandırdın diyelim. Haşa Allah-u Teala'yı da mı kandırdığını sanıyorsun? Tabii böyle olunca Ramazan bayramı oluyor sana şeker bayramı. Hacım bayram namazını da kıldık. Bir ay orucumuzu da tuttuk. Bu bizi 11 ay çıkarır ha. Harçlıkları iyi toplayın. Akşam güzel bir masa kuralım biraz eğlenelim. Tamam kardeşim. Hadi bakalım görüşürüz. Tamam abi geliyorum kahveye mi?